Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün kuşlarımıza bahçemizden topladığımız bir nane, salatalık, havucu da dışarıdan aldık arkadaşlar. Mama yapacağız. Mama da değil aslında, yani sebze günü diyebiliriz biz buna. Sebze ve yeşillik günü. Kuşlarımıza vereceğiz ama birazcık içine salatalığın sulu olmasından kaynaklı lapalığını alabilmek adına biraz da mama katacağım. Biliyorsunuz Versalega, Cede. Bunların ikisini karıştırıp veriyorum. Ya da Cede veriyorum ya da sadece Versalega veriyorum. Değişiyor bütün için. Sadece yaptığım tek şey şu. Meyveleri, sebzeleri ve yeşillikleri şöyle robottan geçirmek. Bir de ahududu kattım içine. Bakalım neler olacak, kuşlar beğenecek mi? Bilmiyorum, görebiliyor musunuz ama içinde var. Nane de böyle şey kokuyor. Derin derin böyle bir kokusu var. Çok keskin bir kokusu var. Böyle alttan alta geliyor koku. Şimdi ben bunun içine hazır mamamızdan dökeceğim. Ardından kuşlara da oradan servis edeceğim. Neden böyle bir şey yaptım? Uzun süredir meyve vermiyordum arkadaşlar. Meyve sebze vermiyordum. Yani normal klasik mamalarımla ilerliyordum. Hani dedim bir değişiklik olsun. Verdiklerimde de öyle çok çeşit yoktu bunun kadar. Bir çeşit, iki çeşit ancak katıyordum. Biliyorsunuz yaz girince kuşlarda öyle çok ağır mama vermiyoruz. Hayvanlar rahatsız olmasınlar diye. Şimdi bakalım bu mamamızı vereceğiz. Ben hemen bir hazır mama içine dökeyim. Daha sonrası zaten bunların üretimhanenin şu alt kısımlarını toparlayacağım. Ben yola çıkacağım arkadaşlar. Şehir dışına gideceğim. Yani tekrardan bir toparlamam gerekecek. O nedenle şimdiden halledeyim. Hayvanlar bensiz şey yapmasınlar. Zaten tüyde oldukları için şu ortamı görüyorsunuz. Bu ne kadarlık bir görüntü? Onu da söyleyeyim. Dün akşamdan bu sabaha, yani bu akşama. Şu an saat akşam 5 civarında. Dün akşam temizlendi. Bu sabaha böyle. Yani bugüne gündüz saatlerine döktükleriyle beraber bu kadar. Yani sizin anlayacağınız arkadaşlar, bu kuşlar hiç normal değil. Yani beslemesi falan kolay değil. Normal değilden kastım şu. Bir sıkıntı olduğu için değil bunu. Bu yüzden söylemiyorum. Beslemek kolay değil. Bu kadar tüy dökümü normal değil. Şu anda normalde bu kadar döküm olmuyor ama sezon başlayacak, yani yavaştan tüy değiştirmeleri falan filan eşe atarlarken tüy değiştirmeleri normal. Baksana şunlara. Yani geldi. Bunları temizle. Her gün böyle temizlik yapıyoruz. Bir günlük temizliğimiz bu şekilde. Bayağı da yorucu oluyor açıkçası. Şimdi siz geliyorsunuz, diyorsunuz ki hop üretimhane kirli, ama bilmiyorsunuz ki üretimhane bir günlük kirli. Diğer günlerde temizliyoruz, tekrar kirleniyor. Temizliyoruz, tekrar kirleniyor. Böyle döngü devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi hemen de mamamızı dökelim. Arkadaşlar gerçekten çok iyi oldu mama. Çok da güzel görünüyor. Şu lapalığından kurtarması yeterlidir. Onu da belirtelim. Hemen şöyle alalım. Yani içine kattığımız mama, bu sebzelerin içine kattığımız mama, normal sebzelerin lapa oluşunu biraz kırması gerekiyordu. Onu da yaptı zaten. Bayağı da bir nemli oldu. Şimdi ben bunları kaplarına vereceğim. Gördüğünüz üzere mamamızı gayet güzel şekilde hazırladık. Her anda kaplarına dağıtayım. Ondan sonra kuşların sevip sevmediğini göreceğiz. Evet arkadaşlar, koyduk kafeslerimize. İlkten erkekler bir gömüldüler. Daha diğerleri deneme aşamasında, daha denemediler. Onlar inşallah bir deneyecekler. Farkına biraz geç varıyorlar açıkçası. Yani buradakiler biraz daha mamaya düşkün. Diğerleri farklı bir şey gördüklerine, farklı bir mama gördüklerine önce bir çekiniyorlar. Yavaş yavaş ondan sonra gidiyorlar. Mesela bakın burası ufaktan gidecektir diye düşünüyorum. Aynı şekilde burası da öyle. Mesela bakın bunlar çok meraklı mamaya. Aha gitti. Direkt gitti zaten. Bu takımımız yeni sahibine gidecek. Evet. Allah nazarlardan saklasın. Vallahi kuşların şu anki kondisyonuna çok çok hoşuma gidiyor. Biz de arkadaşlar gerçekten elimizden geldiğince güzel bakmaya çalışıyoruz. Ki kuşlarımız hani en üst seviyede üretime hazırlayalım, en üst seviyede hazırlansınlar diye. Biz de o şekilde devam ettirelim. Sezonda gayet güzel bir şekilde ilerleyelim diyerekten bayağı bir emek veriyoruz. Tabii bunların da karşılığını alabilmek, bunları görebilmek, en azından gözle görülür bir biçimde olması gerçekten çok çok güzel. Kürlerin de, yani ben gitmeden önce bir geçmem lazım. Ona göre bir hesaplama yapıyorum. Yani bir sürekli liste çıkartıyorum, liste iniyorum. Liste çıkartıyorum, liste iniyorum. Sürekli bu şekilde ilerliyor. O yüzden bir önünü almam lazım bunun. Bu arada var ya, salmada gömüldüler ya. Vallahi burayı izleyelim. Dediğim gibi yani bu liste olayı, mesela örnek veriyorum. Benim üretimim %90-95 oranlı, hep oranlıdır birbirine. Yani hep düzenli planlı gider. Nasıl ki örnek veriyorum, mesela
Derim ki eğer o hafta ya da o ayki programım sıkışıksa, o ayki harcamam çok doluysa ne oluyor? Diyorum ki işte bugün şu yapılacak. İşte şu gün kürü vermeliyim ki şu günde kürün bitişi olsun. İşte şu günde kuşlara eşi atayım ya da şu gün şu yavruları toplayayım. Bugün bu kuşlara eşten eğileyim gibisinden böyle planlı programlı ilerlemek zorundayım bazen. Bazen de çok akışına bırakıyorum. Bu tamamen benim programlarımla alakalı. Hani ajandamın sıkışık olup olmamasıyla alakalı. Onun haricinde eğer ki kuşlarda bir tüy durumu varsa eve ağırlık vermem gerekiyorsa o döneme, o tüy dönemine bayağı bir açıkçası sıkıştırıyorum olayları. Peş peşe peş peşe hemen bakımlarını o şekilde yapıyorum. Bu arada evet tam not alıyor bizim mamamız. Kuşlarımızdan ilk defa bu kadar bir anda yoğunlaştıklarını gördüm. Biraz geç oldu ama tabii beni görünce bir kaçmalar oluyor haliyle. Allah'a şükürler olsun. Yani bu tüy durumları, yani tüy yapıları, kendi kalıpları, ufaktan bazen yağlar var. Onların erimesi gerekiyor da. Onun haricinde geri kalan her şey 10 numara 5 yıl. Şu an tam istediğim gibi. İnşallah sezonda da bu şekilde devam eder. Alttan yetişen yavrularımız çok tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bakın şu mamanın tam üstündeki kuş var ya, fıtı fıtı kaçıyor hani diğer tarafa. Şu an tüyde dişimiz. O kuşun ayağı kırılmıştı yavrum. Yani hatırlarsanız aylar önceki videomuza bakın. O kuşun ayağını biz alçıya almıştık. Şu an bileziği bile takılı. Bileziği tekrar baştan taktık. Yani gerçekten çok güzel bir hale gelmeye başladı. En azından emeklerimizi karşıladı. Bek kardeşi öldü ama kendisi gayet iyi şu anda. Onun haricinde dişilerimizin tam maskeleri oturuyor. İstediğim kıvama geliyorlar. Tam böyle dozunda oluyor. Bu mamayı bugün verme sebebim de şudur. Hani dedim ya temizlik yapılacak falan diye. Şimdi bu bizim kedi kumumuz var arkadaşlar şurada. Şimdi ben sezona yeni kedi kumu alacağım. Mısır granülü alacağım. Talaşım var. İlk aşamada yuvalıklara atacağım. Bunların yani ben emin olun en ince ayrıntısına kadar planlamasını yapmak zorundayım. Bunları ben yavaştan sezona alıyorum ki yani elimin altında olsun hepsi. Beni zorlamasın. Beni sıkıntıda bırakmasın. Bunların hepsi kenarda dursun diyerekten malzemelerimi ayarlıyorum. Kedi kumunu da şimdi bugün yarın siparişini vermek zorundayım. Bir 20-20-40 kilo ya da 20-20-10 toplamda 50 kilo bir kedi kumu getirip hemen bir toplamam şart. Bu mamayı da dediğim gibi verme sebebim öncesinde güzelce istedikleri kadar bir kirletsinler. Ben giderken altlarını temizleyip tamamıyla kedi kumunu bitirip öyle gideceğim muhtemelen. Yeni kedi kumumuzun geleceğine güvenerekten. Bu şekilde ayarlayıp öyle gideceğim. Ve kuşlarımız temizlenmiş kafeslerini gönül rahatlığıyla kirletebilecekler. Bunlara da böyle bir ortam sağlayabilmek adına bu şekilde bir şey düşündüm. Ama şu an durumlar gayet iyi. Bakın görüyor musunuz ne kadar eşe gelmişler, güzel kızışmışlar. Bir de kafeslere çektiğimde ayrı ayrı bunların bu şekilde kızıştırdığımı düşünün. 10 numara 5 yıldız gerçekten. Bu arada şunu da belirtmeliyim. Bu videoyu izleyenlere en azından söylemiş olalım bunu. Arkadaşlar DF'ler için biriyle konuştum. Sonra ne olduysa böyle bir koşturmacadan, bunların da suları bitmiş. Koşturmacadan arkadaşlar bir iletişim kopukluğu oldu. Bir netleştiremedik olayı. Ben de daha arkasına bakmadım açıkçası. Yani o bana ulaşsın. Sonuçta ben o kadar konuşmuşum, yazmışım, iletişime geçmişim. Bir süre sonra onu sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizde bu şekilde ilerliyor. Eğer kişi alacağına dair çok fazla hani bir mesaj trafiğimiz olduysa ben en azından sorguluyorum. Hani böyle böyle konuşmuştuk alacak mısınız tarzında sorgulamak durumundayız çünkü. Eğer böyle bir sorgulama yok kendisi yapmıyorsa ben çok da fazla peşine takılmadım. DF'lere falan yine bakıyorum. Ama bildiğim birkaç kişiden bakıyorum. Yani Rainbow'lar çok önemli değil ama DF'leri gerçekten getirmem şart. Özellikle Lutino DF dişi ve Albino DF erkek %100 olmalı. Çünkü iki tane dişim, pardon, evet iki tane dişim artı bir tane erkeğim boşta. Onların şeylerini yapmak zorundayım. Eşitlemelerini yapmak zorundayım. Bunlar da geleceğimiz kuşlar. Bakın şunun kuyruğu uzuyor, görüyor musunuz? Çok pardon. Telefonda düşürüyorduk. Bakın onun kuyruğu uzuyor. Tüyleri falan çıkıyor. Yani benim dediğim tek tek çıkıyor arkadaşlar. Bu kuş artık tüyleri uzadıktan sonra vereceğim. Yani çek fiyatına Rainbow alma şansınız vardı. Kaçırdınız. Öyle söyleyeyim size. Onu çek fiyatına veriyordum neredeyse. Yani şu anda
Benim fiyatlarım şu an net bir şekilde belli olmadı ama yani hemen hemen aynı olur, değişmez diye düşünüyorum. Verdiğim fiyat mükemmel bir fiyattı bir rainbow için. Sırf sadece kuyruğu yok diye. Ama bunun gördüğünüz üzere kuyruğu uzuyor. Uzayacak diye de ben zaten söylemiştim. Uzar diye de söylemiştim bunu. Ki uzuyor da böyle bir dişliği çok üzgünüm kaçırdınız. Bunu artık arkadaşlar kuyruğunu uzattıktan sonra vereceğiz. Ve çok mükemmel kalıpta erişecek bir dişi. Mükemmel bir kalıpta olacak bir dişi. Sağlam böyle bir şey olacak, iriliği olacak diye düşünüyorum. Bu arada diplerindeyim diye mama yemiyorlar. Bunların da mesela yanlarına gideyim hemen böyle bir mamayı bırakmalar, bir uzaklaşmalar görüyorsunuz. Mamayı gömüle gömüle yerler bunlar. Biri görür, ötekisi gider derken gerçekten güzel bir ilgi oldu. En azından hem mamayı alabiliyorlar bu şekilde hem de arkadaşlar meyvelerin, sebzelerin vitaminlerini almış oluyorlar. Biraz şişkolaştı kızlarımız ya. Onların bir eritilmesi lazım. Bakın mesela şunlar aşırı derece tüyde. Tüyden çıkmaları gerekiyor. Tüyde olmayanların tüye girmemeleri gerekiyor. Sağlamından böyle banyoya ihtiyaçları var. Tüy yapıları gerçekten gayet iyi. Bir ayarlama yapmak şart oldu. Kuşlara inşallah aklımızdakini uygulayabiliriz. Bakalım ben de çok merak içerisindeyim. Neler olacak, neler bitecek yeni sezonda. Şunları da göstereyim. Bunlar neredeyse bitirmiş birikler. Bunlar da bunlar baksana da dibini getirmişler. Mama hastaları. Ama çok aşırı kızıştılar gerçekten. Yani o takımı satmamız iyi oldu. Yoksa elimize yumurtlayacaktı. Gitti kişi de yumurtlar inşallah. Yerini yadırgamazsa falan. İnşallah güzel olur. Erkeklerimizi bu şekilde gösterelim. Yalnız var ya. Hani o kadar hoşuma gidiyor ki. Oluşturduğum kadro. İnşallah daha da güzellerini kurarız. Özellikle kendi kanlarım yani hem irilik hem böyle baskınlık adına beni çok fazlasıyla memnun ettiler. İnşallah sezon içerisinde bu memnuniyeti devam ettirirler. Çünkü tecrübeli takımlarımız var. Onların yerleri ayrı olacak. Tecrübesizlerin yerleri ayrı olacak. Ve bunları tamamen dişilere göre ayarlayacağız. Yani bu yer sıkıntısı beni birazcık zorlayacak gibi ama artık onu da Ağustos başı gibi falan ancak denk gelir. Ağustos başında hangisini nereye atıyoruz o zaman görürsünüz arkadaşlar. Genelde şu taraftaki kafeslerimin yolları yan tarafında olduğu için tecrübesiz takımları bu tarafa atacağız. Tecrübeli takımları bu ön taraftaki yolların takılı olduğu kafeslerimize atmış olacağız. Bunlara iki yemlik verdim. Diğer dişilerle hemen hemen sayıları eşit. Hemen mamayı bitiriyorlar diye. Bu arada var ya bak. Bulutun kanı görüyor musunuz arkadaşlar? İşte bu şekilde. Kızışması aynen böyle olacak. Gayet güzel. Tam böyle beklediğim hareketler bunlar. Aynı şekilde bakın onun bir tane şöyle kardeşi var. Beyazlı. O biraz daha babaya benziyor. Bu biraz daha anneye benziyor. Teyze çocukları da olabilir. Emin değilim. Hatırlamıyorum bilezik numaralarını. Ama ciddi manada güzel gidiyor diyebilirim. İnşallah böyle de devam eder. Şöyle bakalım mı? Şu erkek hangisiydi onu hatırlayamadım ya. Şuradaki. Bakayım. Ha, 21 olan. Tamam hatırladım onu da. Ama sezon yani bu sezon başına değil de. Ha, bakın bunlar yine gelmişler. Bu sezon başı değil arkadaşlar. Sezon sonunda bir böyle sürprizlerimiz olabilir belki. Onları inşallah sizlere söyleriz. Durumlar bu şekilde. Bugünlük bizden bu kadar. Salmaya gerçekten gayet güzel bir şekilde gömüldüler mamaya. Salmadaki dişilerimiz, erkeklerimiz. Aynı şekilde şuradaki geleceğimiz kuşların da mamayı ne kadar sevdiklerini görebiliyorsunuz. Yani ne kadar benden korksalardı, kaçsalardı mamayla araları gayet güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.